Konnichiwa minasan, watashiwa, pshiu, Prince Vegeta, desve. Hoş geldiniz dostlarım, benim adım Prince. Evet arkadaşlar, UEFA Avrupa League A grubu Celtic Fenerbahçe maçını bugün sizlere canlı canlı oynayacağım. PES 2016 üzerine oynuyoruz, PlayStation 4'te arkadaşlar. Ve nihayet Celtic'te hazır arkadaşlar, yetiştirebildim. Şimdi ben bunu zaten hemen pazar gecesi çekiyorum arkadaşlar. Yani derbi bugün oynanmıştı, benim çektiğim gün. Ama şimdiden yapmalıyım çünkü Çarşamba günü arkadaşlar böyle bir diş operasyonu geçireceğiz. Ondan sonra video çekebilir miyim çekemem mi bilmiyorum. Neyse bakın, Celtic'in kaptanı arkadaşlar Scott Brown ve Robin van Persie. Bu formaları ben yaptım. Celtic'in şu birinci formasını arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca formaları göstereyim ben size. Üçüncü formalar. Celtic böyle olsun. Bir de Fenerbahçe şu beyaz şortlusu var. Ama ben arkadaşlar ve bunu mu oynayasım var? Fenerbahçe sanırım ilk formayla oynar. Çubuklu forma ama ben bu formayla oynasam çünkü diğer formaları göstermiş size. Evet, İskoçya'da oynayacak arkadaşlar. Celtic Park'ta oynanıyor. Genellar süperstar. Böyle. Okey. Türkiye saatiyle 10'da olması gerek. 1 Ekim ayında ve hemencik oyun planına geçelim. Avrupa liglerinde galiba Fabiano oynuyor. Geçenki Molde maçında çünkü Fabiano vardı. Kaptan o zaman Can Erkin oluyor. Fenerbahçe böyle oynar mı oynamaz mı bilmiyorum arkadaşlar. Beşiktaş maçında sakatlanan oldum. Onda da henüz haberim yok. Yani ben şimdi buna karar verdim. Kalede Fabiano, Can Erkin, Kehir, doğru dedim galiba. Kehir, Bruno Alves, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Raul Meireles, Diego, Volkan Şen, Van Persie, Nani, Markovic Beşiktaş maçından sakatlandı. Ama arkadaşlar zaten onun kırmızı kart cezası vardı daha önceden. 4 maçlık bir ceza almıştı. Sonra Souza hala sakat benim bildiğime göre. Böyle arkadaşlar. Celtic ise orada şu Izaguirre sol defansta oynuyor. Sol bek oynuyor. O Ajax maçında sarı kırmızı yedi. Yani sarıdan kırmızı kart yedi. Bu maçta cezalı olacak. Markovic'in de bu maçtan sonra cezası bitiyor. O müjdeyi de vereyim ama ne kadar kötü sakatlandı Beşiktaş maçında bilmiyorum arkadaşlar. Neyse, bunları geçiyoruz. Formalar hazır. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? UEFA Avrupa League A grubu Fenerbahçe'nin ikinci maçına gidiyoruz. İlk maçı kendi sahasında Molde'ye karşı ne yazık ki 3-1 kaybetti. Tek kaleyle oynadılar arkadaşlar Fenerbahçe. Adamlar bir penaltıdan sonra bir kere bir geldiler, gol attılar. 3-1 yendiler valla. Hiç hesapta olmayan bir yenilgiydi Fenerbahçe adına. Ama inşallah şimdi bu Celtic maçını yenerler arkadaşlar. Yenmeleri lazım çünkü bundan sonra Ajax oynayacaklar. Celtic defansta çok güçlü. Yani defansif ve böyle vücut yapısı şeyi bayağı güçlü bir takım arkadaşlar. Fiziksel olarak. Daha ne diyebilirim? Böyle birkaç istatistikler böyle not aldım ben. Celtic takımı arkadaşlar ilk defa bir Türk takıma karşı oynuyor. Bu da büyük bir sürpriz bence. Sürpriz değil de yani ben hiç kimin aklına gider arkadaşlar? Koskoca Celtic takımı hiçbir Türk takımına karşı oynamamış ama gerçekten de öyle. Sonra bu sezon Celtic bütün iç saha maçlarını hepsini kazanmış. Yani hiç yenilmemiş. Sonra bir bilgi daha var arkadaşlar. Hiçbir Türk takımı İskoçya'da kazanamamış. Ondan ötürü şeyse arkadaşlar hiç de gol atamamışlar. Yani ne kazanabilmişler ne de gol atabilmişler bir Türk takımı İskoçya'da. Böyle bir istatistik daha var. Celtic 3. sırada. İlk maçı 2-2 beraber oynadılar Ajax'a deplasmanda arkadaşlar. Sanırım deplasmandaydı. Ve Molde sürpriz olarak bu grupta birinci. Yani hiç kimsenin hesabında olmayan bir takım. Şimdi lider arkadaşlar. Evet, Vito Pereira'nın ilk 11'i görüyorsunuz. Volkan Şen, Van Persie oynuyor. Beşiktaş maçında yedeklerdi ikisi de. Su içmeliyim. Allah'ım maç başlıyor. Akendur'la maç başladı. Prince hala uyuyor. Evet arkadaşlar, şimdi Fenerbahçe dediğim gibi bu maçı mutlaka yenmesi lazım. Ama
Fenerbahçe'nin de süper bir deplasman istatistiği var arkadaşlar Avrupa Lig maçlarında. Şimdi kadar 6 maçını deplasmanda, Allah'ım bir dakika. Oo, Diego'nun ortası gelmiyor. Son 6 deplasman maçının Fenerbahçe hepsini kazanmış. 5'ini de 1-0'lık skorla yenmiş arkadaşlar. Diego çaksın. Yani Avrupa Lig maçlarında Fenerbahçe çok deplasmanda bayağı güçlü. Şimdi arka tarafa kaptan Scott Brown Celtic'in arkadaşlar topu kornere yönlendiriyor. Ulan şu kornerleri ayarlaması unutmuşum. Şimdi Caner Erkin'le Beşiktaş. Aman Fenerbahçe Allah'ım. Arkadaşlar özür dilerim Allah. Rol mereyler. Beşiktaş diyorum ya, hala derbi havasındayım. Evet arkadaşlar, Mereles'e çok tehlikeli geldik bu arada. Kayar. Rol Mereles. Diego'yu görüyor. Diego. Orada kim var? Volkan. Volkan Şençul atıyor ve gol. Fenerbahçe maçı ilk dakikalarında 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Golün ismi Volkan Şen. Çok hoşuma giden bir oyuncu arkadaşlar Volkan Şen. Böyle ben şey oyuncuları çok seviyorum. Böyle dinamik, böyle teknik olarak çok hızlı oynayan, çok hızlı hareket eden, güzel çalım atan bir oyuncu. Böyle dinamik çok, yani bayağı hoşuma gidiyor. Ve Volkan Şen'le Fenerbahçe Celtic deplasmanında 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. O top nasıl oraya geldi vallahi anlamadım ama geldi arkadaşlar ve Gordon, kaleci Gordon'un yapacak bir şansı yoktu. Evet, Fenerbahçe 9. dakikada Celtic deplasmanında Volkan Şen'in golüyle 1-0 önde. O önemli gol geldi arkadaşlar çünkü dediğim gibi Celtic takımı Van Persie'ye de oğlum Van Persie yapamıyor. İskoç takımları genelinde ve Celtic de arkadaşlar çok böyle defansa kapalı oynuyor. Yani defans ağırlıklı oynuyor. Oraya öyle bir şöyle bir 5-8 adamla bazı savunuyorlar. Oradan geçip gol atmak bayağı zor ama biz şimdi çok erken golü bulduk arkadaşlar. Bu taktiksel olarak da Celtic'in taktiğini birazcık değiştirmesi lazım. Normal şartlarda. Tabii ki arkadaşlar. Okey Bruno Alves, şimdi dikkat. Celtic çünkü acayip kontra atakta oynayabiliyor. Caner Erkin. Volkan olmadı mı? Kaptan Caner. Oo, ve tabii ki Celtic. Şimdi sağ kanattan Şener Özbayraklı. Şimdi sağ kanattan Şener Özbayraklı. Bir ortası gelir mi? Ortası geliyor. Orada kim var? Celtic defansı var ve uzaklaştırıyor arkadaşlar. Taç Fenerbahçe'nin. Diego. Allah'ım çabuk oynamadım çünkü hemen dalıyorlar vallahi. Şimdi Caner, şuna bakın ya, adamlar geçtirmiyor bile. Mehmet Topal. Nani. Şener'i gördü. Hadi Van Persie mi? Hayır. Volkan. Volkan arkadaşlar. Bir metrelik adam golünü atıyor kafa dönemde. Fenerbahçe Volkan Şen'den çıkamadı da yukarı. 2-0 öne geçiyor. Celtic seyircisinin önünde vallahi bayağı seviniyorlar. Bakın Nani'nin çok güzel ara pası. Sonra Şener Özbayraklı hemen oynuyor. Volkan nasıl attı lan adam, önündeki 1.90'lık adam. Golun ikinci ekrana bakalım. Şener'in güzel ortası. Ve Volkan Şen omuzuyla atmış hatta arkadaşlar. Top direkten kaleye giriyor ve Fenerbahçe arkadaşlar 2-0 önde. Dakika 26. Aziz Yıldırım da alkışlıyor. Çok para harcadılar arkadaşlar. Avrupa'da normalinde Fenerbahçe grup aşamasından rahat, yani gruplardan rahat çıkabiliyor. Şimdi Van Persie kaçılıyor önden. Diego. Eğer bu kadroyla çıkamazsalar bu gruptan arkadaşlar, o zaman vallahi eyvah. Bayağı da para kaçar Fenerbahçe'nin elinden. Eyvah 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 eyvah. Fabiano. Caner Erkin. Uzun oynuyor. Van Persie'ye doğru.
Ulan Volkan bütün kafa duvarlarını kazanıyor valla. Şimdi Nani. Nani topu sektiriyor. Nani. Nani. Volkan. Volkan. Adam hat-trick yapacak ya, adamım benim. Volkan Şen arkadaşlar. Bursaspor'dan transfer oldu. Şutu pek isabetli değildi. Ama arkadaşlar Fenerbahçe tek kale oynuyor valla. 40. dakikadayız. Hatta 41. Eyvah. Eğer neredeyse hata yapıyordu. Şimdi Caner Erkin. Caner Erkin'le Fenerbahçe atak geliştirme çabasında. Diego Ribas. Şener'i gördü. Sağ kanatta Şener. Hadi Şener adamım. Geçemiyor ama. Taç Fenerbahçe'nin arkadaşlar. İlk yarı bitmek üzere. Fenerbahçe eğer şimdi bir hata yapmazsam bu ilk yarıyı böyle 2-0'lık skorla kapatacak. Ve hakem dönüş alıyor arkadaşlar. Fenerbahçe çok başarılı bir ilk yarı geçiriyor. 2-0 öndeyiz. Kayer'den Bruno Alves'i görüyorsunuz. Ve Celtic'li oyuncu arkadaşlar memnun değiller. Onlar için de çok önemli bir maç. Onlar da yenmesi lazım. Fenerbahçe de yenmesi lazım arkadaşlar. Acayip maç olacak. Şimdi ikinci yarısına geçiyoruz. Caner Almerelis'i gördü. Şimdi Nani. Nani. Scott Brown'u geçiyor. Nani. Diego. Beklemeliyim pas. Allah'ım bekletmiyorlar adamlar. Eyvah çok hızlı oynuyorlar arkadaşlar. Hatalı pas. İşte Johansson gidiyor. Bruno Alves son anda yatarak müdahale ediyor. Çok kritik bir müdahale arkadaşlar Bruno Alves'ten. Forest. Şimdi Celtic geliyor arkadaşlar. Dikkat, aman aman dikkat. Out. 57. dakikadayız. Celtic. Vallahi arkadaşlar geldiğimi çok hızlı geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi Scott Brown Griffiths'e doğru oynuyor. Griffiths uzun bir top. Kayer araya giriyor. Evet Alves. Aman. Diego hızlı oynadı. Diego da değil. Ulan Raul Meireles. Şimdi burada Diego. Diego direkt ikinci şey ulan. Volkan hat-trick yapacak arkadaşlar. Üçüncü gola çok yaklaştı Fenerbahçe ama şans ne yazık ki bizden yana değildi arkadaşlar. Şimdi sağ kanattan Lustig gidiyor. Mikhail Lustig pasını verdi Biton'a doğru. Biton! Biton! Ortada bir fırsat yetişemiyor Allah'tan. Kısa oynayalım. Şener taraf değiştiriyor. Evet şimdi kadar günün adamı Volkan Şen. Van Persie'de henüz hiçbir şey yok. Ama bu Van Persie adam. Bir atakta gol atabilir. Van Persie tam dedim de gol attı arkadaşlar. İşte bu. Robin Van Persie. Hep böyle gol seviniyor. Beşiktaş'a da bir geldi ilk kontakta gol attı adam ya. Bakın arkadaşlar tam dedim Van Persie maçta hiç yok. Sonra dedi ulan sen misin bana bunu diyen dedi. Şutunu atıyor ve Gordon'u da geçiyor arkadaşlar. Çok güzel bir gol Robin Van Persie'den. Hey yorum hey. Hey yorum hey. Okey arkadaşlar Fenerbahçe deplasmanda 3-0 önde. Şimdi Beşiktaş maçından sonra moralleri de baya bozuk olur arkadaşlar Fenerbahçe'nin. Liderliği de kaybettiler. Eyvah şimdi Griffiths çok direkt. Çok güzel bir atak arkadaşlar. Ulan top çıkmadı bu ne oğlum. Korner direğine çarpıyor ya. Şansa bakın.
Hangi pozisyonu gösteriyorlar? Biz oyuncu değiştirelim. Ne yapsam ne yapsam. Ozan Tufan'ı alalım. Balmerayleş'in yerine. Başka ne? Fernandao var bir de. Alper Potuk var ya, onu ben alayım. Diego'nun yanına da Alper Potuk girsin. Şöyle okey. Evet, Fenerbahçe iki oyuncu değiştiriyor. Romelu'yuz, Oğuzhan, aman Oğuz. Eyvah ulan, maça mı konsantre olacağım, konuşacağım mı valla. Ne yapacağım sapıttım. Ozan Tufan, Mereles ve Diego, Alper Potuk değişikliği yapıldı. Heh. 77 dakikadayız. Şener Özbayraklı. Şimdi hızlı oynasın Fenerbahçe. Alper Potuk. Ozan Tufan. Ulan Şener ne yapıyorsun oğlum? Eyvah 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 eyvah. Allah'ım. Pas Allah'tan gelmedi. Ozan Tufan. Persi doğru Nani. Alper Potuk Caner'i görüyor. Caner Erkin. Ortasık gelir mi? Hayır. Defansa çarpıyor ve korner arkadaşlar. Korneri bu sefer Nani kullanacak. Orada kim var bunu? Alves yetişemedi ya. Hadi Caner'im. Ah kaleci. Tutuyor arkadaşlar. Evet Fenerbahçe 3-0 yenecek bu maçı. Ve ilk 3 puanda cebe atıyor. Celtic 1 puanda kalacak. Ulan bu atal geri şut atacaktım. Evet arkadaşlar, bu maçın da sonuna geliyoruz. Fenerbahçe 3-0 kazanıyor. 3 güzel bir goldü bence. Birinci gol pek şey değildi ama ikinci ve üçüncü gol, yani Van Persie'nin golü bayağı güzeldi. Evet arkadaşlar, İnşallah Fenerbahçe de kazanır. Fenerbahçe'ye bol bol başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah Avrupa Ligi'nde başarılı olurlar. Şimdi ben çıkıyorum arkadaşlar. Beşiktaş Sporting Lisbon maçında oynayacağım. Ve bir dahaki videomda görüşmek umuduyla. Peace out, sayonara, bye bye. Yup.